Hocam Ya beşten aşağı takımını sattı veriyor da. resmen ya Marco. Böyle bir rezillik var mı? Sen kabadayı mısın Marco? Sen kabadayı mısın? En büyük cezayı vermesi lazım Galatasaray Kulübü'nün. Ne söylemiş olabilir ya Kerem? Ne söylemiş Hiç olabilir de sen o kadar mesafeden gidiyorsun, adama kafa atıyorsun, yumruk atmaya bak çalışıyorsun, şudur bir hocam, daha vuruyorsun. bak Kerem Ayıp diyor ki ya. sus diyor, sus diyor artık diyor, bir şey söylemiş belli ki, devam ediyor yani, Belli. çünkü sus diyor, Tabii. sus, birisine sus Sus diyorsan ya onu işte. sakinleştirmeye çalış, bir de üstüne Ulan geliyor. Kerem'i tebrik ediyorum ya. Sakin kaldı, ben sana söyleyeyim evet Aydın. evet evet Kerem de ona vursaydı al ikisi de kırmızı kart. Böyle bir rezillik yok ya. Ya böyle bir şey var mı, sen takımını 2-0 öndesin. Hem 10 kişi bırakıyorsun. Bırak onu. 3-4 maç yok, ben söyleyeyim sana Marco. Kulübünde ceza vermesi lazım. Böyle bir Belki de sorumsuzluk olur yollarlar. mu ya? Belki de Hocam yollarlar. kulübün cezası değil. Hemen süresiz kadro dışı bırakıp bunu hemen satmaları lazım bu terbiyesizi. Anladın mı? Terbiyesizlik Acaba bu. bilerek, Emre bilerek mi yaptı diyor. Ne diyorsun? Her şey olabilir. Olabilir. Her şey olabilir. Değil mi? Tezgah yapmış olabilir. Bu Tabii. Bir adamın tezgah daha olabilir önce mi? de İstiyorum falan daha vermiyor. önce de bu Vermiyorsunuz kartı beni var. falan yapmış olabilir. Daha Bu önce de bu tezgah mı kartı istemiyor var. adam. Bu tezgah mı, soralım Marco'ya. Tezgah mı? Milli Cevap versin. takımla Galatasaray hazırlık maçı yapıyor. O maçta Halil Dervişoğlu'na yumruk atmıştı. Tokat atmıştı. O olay bir şekilde öyle oldu, böyle oldu falan. Ceza verilmedi ama. İlginç ya. Bak o oradan çıktı, buraya geldi. Demek ki bir şey Bak var yalnız adamda. Fatih Terim de olayın farkında. Kerem'i şey yaptı. Sakin ol tamam falan Ya dedi. Yani Fatih Terim Hoca de. tamam da, önce Fatih Hoca da dördüncü hakime gidiyor. Ya ben işte bilmem zamanda Gerçi adamı günah Fatih Hoca da çıkartacaktım Erol diyor Toga hocam. yapmıştı. Erol Toga'ya bir kafa atmıştı Fatih Terim de. Bundan Yapma ya. Onun da mı var o yıllar işleri? önce. Yıllar önce. Aa, Tabii iyi Adana de gidi neresi ona Fatih Erol Hocam. Toga'ya. 3 sene önce Fatih Hoca'nın yumruğunu kaldırıp Başakşehir Kulübesi'ne gitmişti yani. Onu biliyoruz yani. Doğru. Vukuatları var hocam yani. Yok değil. Böyle bir durum var Ya yani. enteresan ama Marco'nun bu hareketi bana çok normal gelmedi, onu söyleyeyim. Bu saçları Türk futbolunda artmış bir kardeşiniz olarak çok normal gelmedi. Bu iki kişinin tartışmasından ziyade başka bir şey var gibi geldi bana. Hocam Yani kendi oyuncuna vuracağına git, rakibe vur bari, anladın mı? Herif sana bir tekme atsın, yalandan ayağını sok falan filan, gir içeri. Adamı niye dövüyorsun be kardeşim ya? Bir tane bari tekmeye de öyle dön kendini ya. Öyle göndertmek için olabilir mi acaba? ayıp ama Ama ya. göndertmek için, olur. Göndertmek için rakibe vurursan bir şey olmaz. Kendi arkadaşına vuracak Olmaz. Kendi karşında. takımı da yine vuracak. Öyle Bravo İbrahim. Doğru. mi? O yüzden Her diyorum, şey ben bir şey beni olmaz. rahatsız etti. Normal bir şey Abi değil bu yani. Bu. rakibe, hocam rakibe şimdi bir kafa atıp bir yumruk atsa, o da o gönderilecek bir sebep değil midir sizce yani? Ya rakibe yumruk atarsa hani şey olur ya, böyle haklı Kafa sebepler yumruk falan ya da arkadan işte bir tekvando kendini falan savunmak filan. amaçlı yaptı Tekvando. falan filan, işte oyun sertleşti, tansiyon yükseldi, bir mazeret bulunur. Ama bunun şeyi yok Hocam yani, bu herif, ya bu hiçbir hocam şeyle herif var bunu bir ya. kılıfa Herif kendi arkadaşına kung fu yaptı ya. Kung fu. Evet ya, Olur. kafayı atıyor Böyle bir arkasından şey olmaz. sağ kroşe sol kroşe Emre.